Merhaba arkadaşlar, TYT Gramatik DBX kitabımız hazır. Kitabımızda öğrencilerin en büyük şikayeti olan hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz hocam. DBX'inde ek fiilden, fiilimsilerden, söz gruplarından hatta içindekiler kısmıyla başladık. İsimlerden, sıfatlardan, zamirlerden hiçbir şekilde soru kaçırmak istemiyoruz diyen öğrencilerin isteğini göz önünde bulundurduk. Ve toplam 171 adımda tüm DBX sorularını aynı zamanda yazım ve ses bilgi sorularını, noktalama sorularını da sizlere adımlaştırdık. Nasıl oldu? Şöyle izah edelim. Birincisi diyelim ki isim konusunda birinci adımda ilk başta temel düzey soruyla ki üniversitede çıkabilecek bir soru tarzı bu. Asla sınavda çıkma ihtimali olmayan ya da sınavda çıkabilecekten çok daha basit duran sorulara yer vermedik. Temel düzey soruyla bunu sorguluyoruz birinci adımda isim konusuyla alakalı. Sonrasında öğretici soruyla yine ÖSYM tarzına uygun bir şekilde soruyu öğretici bir şekilde soruyoruz ki daha fazla bilgiyi sorguluyor bu soru. Sonrasında metinli sorumuz var. Her bir adım için geçerli bu. Yani isimde birinci adımda, isim tamlamalarında birinci adımda hep böyle gidiyor. Hatta başka bir konuya geçelim mesela. Sıfatlardan sonra zamirler. Zamirlerin birinci adımda yine aynı şekilde. Temel düzey soru, öğretici soru, metinli soru. Ve sonrasında yine ÖSYM'nin soru tarzlarına uygun bir şekilde daha hızlı ve doğru çözmeni sağlayacak taktiklere yer verdik. Ve aynı zamanda yeni nesil sorularımız var. Yeni nesil soru da esasında son 2-3 yıldır gelen soru tarzına uygun sorular sormaya çalıştık. En sonunda da zor ve ötesi soru dediğimiz sorular var. Bu sorularda bir tık daha ÖSYM'nin üstünde ki sizler sınavda hiçbir soruyu kaçırmayın diye, daha zorlarıyla karşılaşmayın diye. Burada tabii bütün bunlar bittikten sonra da diyelim ki zamirler kısmı bitti, adımlarıyla bitti. Sonrasında özel sonuç tekrar testlerimiz var ve bu testlerle iyice pekiştiriyorsunuz. En sonunda da son kontrol testi var ki bu son kontrol testi 3 soru veya 4 sorudan oluşup gerçekten seçici sorularla sizi son kez kontrol ediyor. Edat Bağlaç ünleme geçiyoruz. Yine adım adım ilerliyor. Tabii takıldığınız sorular olabilir. Takıldığınız soruları uzman hocalarımız size tane tane izah ediyor. Yani arkadaşlar bu soru bundan dolayı budur. Bununla alakalı bunlara dikkat etmelisiniz. Ve ÖSYM'nin soru tarzı buna benzerdir şeklinde adeta yeni bir konu anlatımı yapıyor. Buradan da karakodları okutarak o çözümlere ulaşabilirsiniz. Tüm dil bilgisini en iyi şekilde öğrenmek, en ayrıntılı bir şekilde her soru tarzıyla kavramak istiyorsanız gramatik sizleri bekliyor. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. Umarım inşallah sınavda hiçbir soruyu kaçırmazsınız.